Geçen yıl Ümitler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan, bu yıl gençler kategorisinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda mindere çıkacak Muhammed Mustafa açıklamalarda bulundu. Muhammed Mustafa Koç, Türkiye'nin yurt dışında Judo'da adından sıkça söz ettirmeye başladığını belirtti. Eylül'ün 13'ünde Bulgaristan'ın Sofya kentinde Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Bunun için önce e, yoğun bir tempo içerisindeyim. Yaklaşık e, son 6 ayım yurtdışı kamplara ve Türkiye'de kamplara geçmektedir. Zaten daha ülkeye yeni geldim. 2 gün önce de Belarus'ta ortak çalışma kampına idim. Yaklaşık 30 ülkenin katıldığı bir ortak çalışma kampına katıldım. Milli takım antrenörünün görüşü doğrultusunda hazırlık yaptıklarını aktaran Muhammed Mustafa, bu yıl Japonya, Güney Kore ve Azerbaycan'da kamplara girdiğini dile getirdi. Muhammed Mustafa Koç son yıllarda Türkiye'nin judoda güzel dereceler elde ettiğinin altını çizdi. Beraber antrenman yaptıkları Japon sporcularla güzel arkadaşlıklar kurduklarını anlatan Muhammed Mustafa şöyle devam etti. Yoğun bir antrenman ve kamp programı geçirdiğini dile getiren Muhammed Mustafa Koç, bunun karşılığında da Avrupa Gençler Şampiyonası'na derece elde edeceğine inandığını vurguladı. Japonya, Güney Kore ve Azerbaycan kamplarına katıldım. Bunların pe peşine de ee... Frak düzenlenen gençler Avrupa kupasına kaldım. Orada 7. oldum. Şu an hazırlıklarımız güzel devam etmekte. Kendimi de hazır hissediyorum. Uzun bir süredir de kamplardayız ya bunun meyvesini bence gençler Avrupa şampiyonasını alacağız. Zaten Eylül'ün 17'sinde gençler dünya şampiyonası var Bahamalar'da. Burada elde ettiğim dereceye göre o oradaki maça katılma hakkı kazanacağım. Muhammed Mustafa judoda da dünyada söz sahibi konuma geldiklerini anlattı. Şimdi yeni bir kategoriye geçtik. Yeni bisikletteyim. Daha hazırım. Hani kendimi hazır da hissediyorum. Benim için bir sorun yok. Diğerleri için sıkıntı. Çünkü ben geçen sene elde ettiğim derecelerden dolayı her daim kendim hazır olduğumu gösterdim. Bu seneki hedefim sadece Avrupa'da şampiyon olmak veya madalya almak. Önemli olan o kürsüde bulunmak. Çünkü ilerisi için çok daha büyük bir adım olacak. Çünkü ilerisinde artık elde ettiğim derecelere göre büyükler kategorisine katıl katılabileceğim. Bu da bana olimpiyat puanı kazandırabilecek. Şu anlık sadece o kürsüde bulunmak istiyorum. Olimpiyat puanı için şampiyonalardan en iyi derecelerle ayrılmak istediğini belirten milli judocu sözlerini şöyle sürdürdü. Bence onlar için bir tedirgin tedirginlik abidesiz. Çünkü yani biz sıkıntıyız onlar için. Biz devamlı antrenman yapıyoruz. Senin her zaman antrenman yapıyoruz. Onlar bizim antrenman yapmamızı istemiyorlar. Yani her zaman oldukları için. Çünkü biz sürekli çalışıyoruz. Sürekli kamplardayız. Yurtdışındaki dışındaki sporcular da işte bizden tedirgin oluyorlar. Artık o tedirginlik duygusunu verdik onlara. Antrenör Nelda Şilli de Muhammed Mustafa Koç'un sürekli kendisini geliştiren bir sporcu olduğunu kaydetti. Şilli Mart ayından itibaren Mustafa'nın kamplarda olduğunu aktararak şu görüşleri paylaştı. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Şampiyon olarak milli takıma seçildi. Mart ayında da e, milli takım kamplarına katıldı. Yükselen bir grafik izliyor o günden beri. Şu anda e, verimli bir dönem geçirdi, verimli bir yaz geçirdi. Önümüzdeki günlerde de e, 13 Eylül'de Bulgaristan'da Gençler Avrupa Şampiyonası var. Oraya katılacak. İnşallah madalya bekliyoruz kendisinden. Şu an hazır. E, umuyoruz ki ülkemizi gururlandırır, bizleri gururlandırır.